%100 ses kalitemiz bugün biraz düşük olacak. Çünkü en önemli parçamızı, mikrofonumuzu getirmedik. İki tane tren değiştirdim. Yanlış trene bindik, başka yere gittik ve şimdi de aslında grevin olması gereken yerdeyiz. Dikkat ederseniz, dikkat ediyorsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi bir taraf dolu, bir taraf boş. Herhalde bizim bu şeyler, traktörler şu an Fishmark'ın orada. Yani bu sahilin limanın, yani limanın diğer tarafında. Şu an gördüğünüz diğer tarafta polisler falan var zaten. Polisler de yolları kontrollü bir şekilde trafiğin akmasına izin veriyor. Bu boş olan bölümde de herhalde traktörler geçecek. Umarım sesim iyi geliyordur ve en önemli parçamızı unuttuk. Bundan sonra dikkat edeceğim. Bu tür aksiliklere inşallah tekrar maruz kalmayız. Evet değerli arkadaşlar, geldik, yerimizi aldık. Langensbrücken'deyiz. Umarım sesim iyi geliyor. Çiftçi kardeşler grevlerini burada da tam gaz sürdürüyor. Biraz önce ufak bir teknik hata yaşadık. Gördüğünüz gibi buradan merkeze doğru ilerliyorlar. Gazetecilerin hepsi, birçok gazeteci de işte zaten burada şu an gördüğünüz gibi. Aşırı bir soğuk, aşırı bir kötü bir hava var ama işte çiftçi kardeşler grevlerine olduğu gibi devam ediyorlar. Sabah saat 6'dan beri Hamburg merkezde 2000'e yakın traktör, neredeyse tank gibi büyük traktörler hepsi burada eylemlerine devam ediyor. Bundan sonra merkeze doğru gidecekler herhalde. Orada da tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Çünkü herhalde bunlar burada bitti. Evet, polis arkadan geliyorsa bitmiş demektir. Umarım burada bulabilirim. Zaten Langensbrücken'de az bir geçiş vardı. Asıl merkez olan yer, röportaj yapacakları yer, duyuru yapacakları yeri merak ediyorum. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Rathaus'tayız şu an. Vallahi bulamadım. Bu bizim eylemci traktörcüleri, grevci traktörcüleri. Hatta merkezden geçmeye lazım. Belki de geçtiler buralardan, bilmiyorum ama tam olarak neredeler şu an bilmiyorum. Hala Langensbrücken'deler mi yoksa bu Hapanov tarafında mı bilmiyorum. Bir bakayım. Hapanov tarafına gidiyorum ben zaten. Umarım belki orada bulabilirim. Vallahi buldum birazını. Herhalde geçiş güzergahı Fedel tarafından devam ediyor. Bakalım. Umarım birkaç tanesini yakalayabilirim. Gerçekten nereye gittiklerini, tam olarak ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama yarın bildiğim kadarıyla yollara tezek dökecekler. İnanın devasa büyüklükte. Bak, tekeleği kadar boyum var. Bunlar traktör değil canavar. Yani tanklar gibi tank. Ondan sonra acaba söyleyeyim. Yine diyorum, sesim inşallah iyi geliyor. Bağırıyorum. Bakalım buradakilerine kavuşabilecek miyiz? Çünkü bir 2000 tane herhalde bu greve katılan traktör var. Bakıyorum. Devam et. Yarın ve öbür günde devam edilecek böyle. Bakalım. Yarın da öbür gün şey, bildiğim kadarıyla otobüsler. Otobüsler başlayacak. Ve büyük bir güvenlik çemberinde bu grev hükümete karşı, hükümetin politikalarına karşı yapılıyor ve dediğim gibi işte, evet dostlar, bakın gördüğünüz gibi tırlar da dorsesiz olarak eyleme katıldı. Burası şu an, buralar Fedel. Yani aslında Fedel burası, Alt-Wilhelmsburg ve Hafen tarafı. Buradan herhalde yine tekrar dönecekler. Dönmeleri, şehir merkezine gidip gitmeyeceklerini bilmiyorum. Bakın ortada greve destek veren bir at taşı
taşıma aracı yani. Bununla at taşıyorlar herhalde. Evet, gördüğünüz gibi gaz ve yakım çekim yap. Bakın, kuyruk almış başını gidiyor. Rençper bu karda, kışta, bu soğukta sizin için bu videoları paylaşıyor. Değerli çiftçi kardeşlerimize destek olmak amacıyla sadece bir video çekiyoruz biz. Yani şimdi bisikletim falan olsaydı aslında daha iyi şey yapardım da. Sadece bu kadar. Mikrofonu da unuttuk. Bakın gördüğünüz gibi resmen yol kanık bir şekilde. Ama o kadar büyük ki bu traktörler, aşırı bir büyük. Onlar da hükümetin bu yeni ekonomi politikasına ya da tarım politikasına karşı bu tarz Almanya içerisinde bütün Almanya'yı kapsayacak şekilde bu grevi yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Çok güzel bir görüntü var ama hava buz. Hava buz. Aslında bu grevin bir parçası olmak, burada bu görüntüleri çekmek çok güzel. İşte karşıda da böyle insanlar geliyor. Sanki hiç bir haber her şeyden. İşte tekrar yol aldılar. Evet. Yol almaya devam ediyorlar. Bildiğim kadarıyla yarın bu sefer yollara tezek dökecekler herhalde. Berlin tarzı misali. Güldüğüme bakmayın. Yani affedersiniz ama işte önü var, sonu yok. Ben artık buradan dönmek zorundayım. Çünkü daha nereye gidebilirim? Çünkü devam ediyorlar. Dursalar ben de şeye gitmeye çalışırdım ama herhalde duramayacağız. Dediğim gibi bir yandan polisler kontrol ediyor. Polislerin kontrolünde gidiyor. Bunlar zaten özel polis araçları. İşte bir grev nasıl yapılır? İnsan sesini nasıl duyurabilir? Anayasal hakkı olan protesto nasıl yapılır? Almanlardan öğreniyoruz. Ve bu gerçekten çok güzel bir şekilde, hiç kimse kimsenin malına, mülküne, hiçbir şeyine zarar vermeden, orayı burayı yıkmadan, vandalizm yapmadan bize grev nasıl yapılır dersi veriliyor şu an. Bildiğim kadarıyla. Hiç kimseye bir zarar gelmedi. Hiç kimseye bir maddi, manevi bir zarar geldiğini şimdiye kadar okumadım, duymadım. İnternetten de takip ediyorum. Herhangi bir şey yok şu an. Bu yollar bana çok hatıralar aklıma geldi. Hatıralar böyle hatırlattı mı diyeyim, aklıma gün getirdi. Buradan çok eve gider gelirdim. 1,5 sene sadece bisikletle gittim geldim bu yollarda. Ve dediğim gibi daha ileri gitmek istemiyorum. Çünkü onlar oradan ne kadar gidebilirim ki? Onlar devam ediyor. Bakalım işte arkadan gelenleri çekeyim biraz. Burada ses çok fazla olduğu için telefonu bayağı kendime yakınlaştırdım. Kahretsin mikrofonu unuttuk. Böyle teknik hatalar olunca insan biraz üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Gerçekten ne yapıyorlar, neden böyle yapıyorlar? Bildiğim kadarıyla tarım ve ekonomi, ekonomik bu yeni politikalara karşı yapılan bir şeymiş. Geçen bir tane Almanlı dinledim. Şey diyor, vergilerin 7'den 19'a çıkması, işte bu tarz onların da işte artık bu gibi eylemlere kalkışması gerektiğini göstermiş. Ve bize ilan ediyordular. Şimdi gördüğünüz gibi tırlar. Evet arkadaşlar, dönüyoruz tam tersine şimdi. Bakın. Aynı şekilde bu eylemler yapılırken, bu grevler yapılırken yani trafik kurallarına uymaları da ayrı bir cabası. Her şeye dikkat ediyorlar. Böyle kırmızı ışıkta geçmiyorlar. Yani bilmiyorum. Bir ülkenin en önemli şeyi eğitim olduğunu bir defa daha gösterdiler. Gerçekten ne ekonomi ne diğer eğitim. Bunlar da işte diğer eylemci dosyacılar.
dediğim gibi aynen bu şekilde devam ediyoruz. Bunun yanında çok güzel böyle manzaralar var. Böyle kar manzaraları. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendi ikametgahımız olan tarafa Harburg'a gidiyoruz. Orada da varsa zaten orada da çekmeye devam edeceğiz. Yarın ve öbürsü gün bildiğim kadarıyla bu sefer tren, otobüs ve restoranlar, hani bu tarz yerler greve girecekmiş. Ama şimdiki bugüne kadar görülmemiş bir grev bu. Bütün ülkeye yayılmış bir grev. Başka şehirdeki arkadaşlarımla da konuşunca onlar da aynı şeyi bu şekilde bize söylüyor. Orada da aynısı görünüyor. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, bunlar büyük şeyler. Ama en büyük eylemi Berlin herhalde. Ve şimdi bizim burası Hamburg gösterdi diye düşünüyorum. Tam olarak bilmemekle birlikte bakalım nasıl güzel bir politika güdecek şimdiki hükümet. Bunun için ne diyecek bakalım. Şu an arkadan gelen bir şey yok. Hala gitmek isteler. Gidiyorlar. Gitmeye devam da ediyorlar ve arkadan gelenler var mı diye düşünüyorsam evet. Arkadan gelenler de var. Dediğim gibi tam biz artık buradan çekilecektik. Ama arkadan gelenler hala yola devam eden traktörler arkadaşlarına, dostlarına destek olmak amacıyla yoluna devam ediyorlar. Ben bunların bir yerde durup basın toplantısı gibi, yani mesela bir açıklama yapacaklarını düşünüyorum ama kimseden bir bilgi alamadım. Gördüğünüz gibi traktörlerini görüyorsunuz. Abi abartmıyorum, inan et ki tank gibi traktörler bunlar. Yani bizim memlekete de lazım. %100 yani. Bakın gördüğünüz gibi. Tamamen bu şekilde adamlar eylemlerini tam anayasal güvence altında insani bir protesto gerçekleştiriyorlar. Herhangi bir arbede ne duydum ne gördüm. Ve biz buradan geri dönüyoruz dostlar. Şimdilik yayınımızı burada sonlandırıyoruz.